Sonucu dünyayı çalkalatacak o büyük savaş sonunda başladı. Zoro ve Luffy'nin şu anlık rakipleri belli oldu. Altını çiziyorum şu anlık. Çünkü bana kalırsa bu karşılaşmalar Satürn ortaya çıkınca değişiklik gösterecektir. Yeni hedefimiz 45.000 abone ve buna gerçekten çok az kişi kaldı. Videolarımı izleyen ortalama 25.000 kişi kanalıma hala abone değil. Dolayısıyla güncel içerikleri benden takip etmeyi seviyorsan abone olursan sevinirim. Bu arada her hafta spoiler yayınlarını da kaçırmamanızı öneririm. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi... Santa Moro bölümün isminden bu bölümün ortalama altı bir bölüm olacağını düşünebilirsiniz ama bu yanlış. Çünkü bu bölüm olayları başlatan güzel bir bölüm. Bölümü renkli kapağında tartışılan bir durum var. Jimmy ve Sanji'nin pizza yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla internette bazı okuyucular Jimmy'yi bile yemek yapabiliyor. Sanji'nin bir yararı kalmadı gibisinden yorum yapmışlar. Bu her ne kadar doğru gibi gözükse de çok yanlış. Çünkü Sanji, tayfa dostlarının daha enerjik ve güçlenmesine yönelik tekniklerle yemeklerini yapıyor. Dolayısıyla böyle bir söylem dediğim gibi bana kalırsa çok yanlış. Bölümün ilk sayfasında denizci filosunun Ekehet adasına demirlemekte olduğunu görüyoruz. Geçmiş bölümlerde adaya deniz filosundan daha yakın gözüken karasakal gemisi kıyıda gözükmüyor. Yani deniz filosu bu kadar yaklaştıysa karasakal korsanlarının gemisi adaya çoktan varmış olmalı. Ki geçmiş bölümün incelememi izlediyseniz karasakal korsanlarından bazıları bence şu an adada saklanıyorlar. Denizci gemileri adaya aşırı yakın lakin Saint Amour'un adayı koruyun diye emir verdiği PX3'ler yüzünden adaya girmekte zorlanıyorlar. Tabi sadece PX3'ler değil Vegapunk'ın yaratmış olduğu yapay deniz canavarları da koskoca filoyu paramparça ediyor. Devasal boyutta olan bu deniz canavarlarına ve PX3'lere gemideki Koramiraller karşılık veriyorlar ki yaptıkları saldırıları baz alırsak hayli bir güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Örneğin Koramirallerden bir tanesinin mekanik aksanlı bir vücuda sahip olduğunu ve tek yumrukla koskocaman bir deniz canavarını yok ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Koramirallerden Dol Tekmesini kullanarak bir pasifistayı yamultuyor. Bacak boyunun uzunluğuyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Dol yüksek ihtimalle Sanji ve Sai gibi tekme kullanarak savaşan bir karakter. Tüm bunlar olurken Usopp ve Vegapunk'ın bu savaşı izlediğini görüyoruz. Vegapunk Sentemoru'nun PX3'lere ve deniz canavarlarına vermiş olduğu emre rağmen bu savunmanın tahrip olmasına bayağı bir şaşırıyor. Dünyanın en zeki insanı ve bir hükümet görevlisi olan Vegapunk bile savunmanın tahrip olmasına şaşırıyorsa, Koramireller düşündüğümüzden çok daha güçlüler demektir. Tam bu vakit Pasifista kontrol hiyerarşisini tekrar görüyoruz. Yani bu tabloyu EHRO da gözümüzün içine sokup sokup duruyor anlaşılan burada anlatmak istediği, dikkat çekmek istediği bir nokta var. Ki bence bu hiyerarşinin en üstünde olan Gorosu ilerle alakalı. Satürn'ün gelme sebebini bildiğiniz gibi hala bilmiyoruz ama artık bir çıkarım yapabiliriz. Savunma Bakanı ünvanına sahip olan Satürn muhtemelen Serafim Pasifista gibi güçlü deney ürünlerine emir verip kendi tarafına çekecek. Bu sayede hem geçmişi araştıran Vegapunk'ı dünyadan silecekler hem de üretmiş olduğu üst düzey ürünleri rahatça kullanacaklar. Ki bölümün devamında da Satürn'ün yok olan yapay deniz canavarlarını görünce yazık oldu ama bir seçim yapmam gerekirse pasifistaları tercih ederdim. Zayiat durumu hakkında sürekli olarak beni bilgilendirin dediğini görüyoruz. Yani buraya tamamiyle dediğim sebepten ötürü geldiğini söylememiz en oturaklı çıkarım olacaktır. Bölüme dönecek olursak Asır şapka korsanları Kizaru'nun adaya geldiğini görüp Brook'un deyimiyle kötü hatıraları hatırlıyorlar. Ve ise Kish Santemaru'yu üzülüp onu zorladığı için pişman olduğunu söylüyor ki bildiğiniz gibi Vega Punk Sentemori hayatını kurtardığını ve ona seçim yapması gerektiğini söyleyerek acitasyon yaparak manipüle etmişti. Pişman olduğu şey de bu. Lakin Sentamoru ve Kapank bunu yapması bile onu koruyacak karakterde bir insan. İyi insan lafın üstüne geliyor ve Sentamoru, Kizaru savaşına tanıklık ediyoruz. Kizaru ilk önce Sentemori'ye tekme atarak onu kendisinden uzaklaştırıyor ve tekmenin hemen ardından Marineford'daki meşhur Yasaki no Magatama adlı saldırısını yapıyor. Sentamoru bunları atlatmaya çalışırken baltasını yerden alıyor ve Kizaru hızla atılıp saldırıyor. Lakin Kizarı gövdesini belinden ayırarak bu saldırıyı yemiyor. Tıpkı Tümkek Adası'nda Katakurin'in Luffy'ye yaptığı gibi Katakuri, Luffy'nin saldırdığı yerleri gözlemek isiyle tespit ederek vücudunun o yerlerinde boşluk yaratıyordu ve bu sayede Luffy yumruğunu aslında boşluğa atıyordu. Bu savaş gerçekleşirken bir flashback yaşanıyor. Flashback'te Sentamoru'nun küçükken dev ayıları dövdüğünü görüyoruz. Köylüler Sentamoru'dan korkuyor ve onu kovuyorlar. Sentemor ise ve Kapanki kizoru ikilisi ile karşılaşıyor. Sentemori iş aradığını söylüyor ve Kapanki ise parayla ne yapacağını soruyor. Cevabı duyunca Kizaru'nun ilk defa güldüğünü görüyoruz. Hatta Kizaru o anları hatırlayınca Sentemori'ye çok sevimliydin diyor. Sentemori ve Kapanki koruması oluyor ve görüyoruz ki onu eğiten kişi de Kizaru'ymuş. Yani Sentemori'nin o bas bas övündüğü dünyanın en iyi savunması tekniği dahil her şeyi Kizaru öğretmiş. Bu Kizaru'ya efsane bir artı özellik sağlar. Hem ışık hızında hem de savunması aşırı güçlü. Ki savaşın devamında da sumo vuruşu ile Kizaru'nun kafasına vuran Santamaru'nun Kizaru'dan kan çıkardığını görüyoruz ama Kizaru hemen kafasını doğrultup benim savunmam da gayet iyidir diyor ve Santamaru'yu saf dışı bırakıyor. Burada aslında H.Rodan'ın Amiral Kizaru'yu güçlendirdiğini görüyoruz. Hızlı olduğu kadar savunması da aşırı güçlü bir karakter. Bu tanıma uyan bir karakter de bizim tayfamızda var aslında. Evet, bahsettiğim karakter Sanji. İkisi de çok hızlı ve ikisinin de savunması aşırı güçlü. Ki hatırlamayanlar için Sanji bunu gen oynayışı sayesinde sağlıyor. Özellikle Kizaru'nun kafasına darbe yiyip hemen doğrulduğu sahne aklıma Serafin Jinbei Sanji sahnesini getirdi. Çünkü gerçekten tıpatıp aynı sahne. Bence bu iki karakter eninde sonunda savaşacak. Bu arada Sanji demişken geçen bölümden inanılmaz çarpıcı bir detay vermek istiyorum. Geçen bölüm Sanji ile savaşmış olan Seraphin Jinbei'yi gördüğümüz sahneye dikkatlice bakın. İsterseniz burada bir 3 saniye bekleyin ve olayı çözmeye çalışın. Tabi bu sırada veya detayı öğrenince videoyu beğenirsen sevinirim. Evet sol panelde Jinbei'nin sol kolu gözükmüyor ve sağ panelde ise Jinbei'nin sol kolu kopartılmış olarak gözüküyor. Ki hatırlıyorsanız Seraphin Jinbei'yi sol eliyle Nami'ye saldırmıştı. Sadece gerçekten konu Nami olunca kendini kaybediyor. Kizaru yetki çipini elde edince Pasifista 3'lere deniz canavarlarına saldırmaları gerektiğini söylüyor ve Pasifistalar saldırmaya başlıyor. Az önce söylediğim Satürn'ün sözü de burada söyleniyor. Bu arada Satürn hala gemide oturuyor yani adaya girmiş olamaz. Sentamoru'nun yenildiğini öğrenen Vegapunk hızlı olmaları gerektiğini, Kizaru'nun ışık hızı sayesinde hemen buraya geleceğini söylüyor o adam zamanında tüm tayfamızı yerle bir etmişti diyen Usopp'un ardından Kizaru hasa şapka korsanları anılarım canlandı diyor ve Kizaru bulutların üstündeki herkesin içinde bulunduğu punk kayıtlarına varıyor. Füzyon reaktörü, punk kayıtları ve York bu üçüne zarar gelmemesi gerekiyor. Açıkçası bu listede eski dostlarında olmasını isterdim ama ne yazık ki yoklar. Doktor Vegapunk'ın ortadan kaldırılması birinci önceliğimiz. Bilin bakalım şu an Vegapunk'ın yanında kim var? Vegapunk, Zoro ve Sanji'nin grubuna oldukça yakın. Dolayısıyla ilerideki bu savaşa hazırlanın derim. Kizuru'nun tam bir emir kulu olduğunu ama aynı şekilde gerekli yerlerde kendi stili ve tarzıyla hareket ettiğini bu geçtiğimiz iki bölümde gördük. Aslında tüm amiraller böyle ama Kizuru daha bir hoşuma gitti. Fujitora beyaz, Ryukogu siyah ise Kizaru gerçekten olması gerektiği gibi gri. Kizaru'nun kubbeye girdiğini öğrenen Roblu rahat durmuyor ve kapankı suikast edecekken Stasi kapankın önüne geçiyor. Bu arada bu birilerinin önüne geçme olayı gerçekten One Piece'de bu aralar çok tekrar etmeye başladı. Umarım ileride rahatsız edici bir seviyeye ulaşmaz. Robluji bunu yapınca Sanji aklını kullanıp Nami'den balon tabancasını alıyor ve Kakoyu hapsediyor. Zoro ise Robluji'ye atılıyor. Hamleni yapmak için destek gelmesini bekliyormuşsun. Hepiniz öldünüz. Çünkü artık karşınızdaki Kizaru da var. Bizi hafife almaman gerektiğini öğrenmiş olman lazımdı. Gerçekten de Zoro'ya canlı gönülden katılıyorum. Luffy Yonko olarak görmediğini söyleyen Robluji'yi tertemiz dayak yemişti. Hatta asıl şakma korsanlarına saldırmayacağına İlk Luffy'ye saldırıp sonra diğerlerine saldıracağına dair söz vermişti. Yani eğer sözünü tutacaksa burada Zoro'ya karşı %100'ü ile savaşıp Zoro'yu yenmeye çalışmamalı. Zoro Rob karşılaşması bana çok geçici bir savaşmış gibi geliyor. Eğer Rob tıpkı Kaku gibi hapsedilirse veya Zoro tarafından saf dışı bırakılırsa Satürn'ün adaya gelmesiyle beraber karşılaşmalar değişecektir. Peki nasıl mı değişecek? Bunu da bölümün son sayfasında öğreniyoruz. Kizoru çok tanıdık bir sima görüp selam veriyor. Tanıdık sima ise uzaktan ona karşılaşmayalı epey olmuştu diyor ve hemen Kizaru'ya doğru atılıyor. Luffy ileri düzey silahlanma kisiyle Kizaru'ya düz bir halinde tekme atıyor. Gördüğüm kadarıyla her zamanki gibi çok umursamazsın diyen Kizaru'nun suratını ilk defa böyle görüyorum. Luffy ise geçen bölüm vermiş olduğu tepkiyi telafi edecek bir şekilde sırıtarak 2 yıl öncesine göre 100 kat daha güçlüyüz Kizaru diyor ve bölüm bitiyor. Karşılaşmaların değişebilme ihtimalini söylemiştim. Satürn adaya geldiği an Vegapunk'ı öldürmek veya Seraphimleri almak isteyecektir. Yani ya Luffy'nin yanına ya da Zoro ve Sanji'nin grubuna gitmesi gerekiyor. Böyle bir durumda ya Luffy'ye Zoro ve Sanji Kizaru'yu tutarak yardım etmeli ya da Zoro ve Sanji Seraphimleri almak isteyen Satürn'e karşı durmalı. Tabi bu karşılaşmalar teke tek de olabilir. Satürn'ü tek başına Zoro veya Sanji ya da Kizaru'yu Zoro veya Sanji geçici bir süreliğinde tutmaya çalışabilir. Yanlış anlamayın tutma olayını Sanji vs Doflamingo veya Zoro vs Fujitora gibi geçici bir süreliğine karşılaşma olarak görebilirsiniz. Yenilgi veya galibiyet olmayacaktır çünkü esasen bu Sabodi gibi bir kaçış sezonu. Siz karşılaşmalar hakkında ne düşünüyorsunuz ne öngörüyorsunuz merak ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediysen emeğe saygı olarak şu an beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.